merhaba demek istiyorum. Tabii biz en son burada 8. sınıf öğrencileriyle beraber yüz yüze söyleşimizi 10 Mart tarihinde yapmıştık. 10 Mart tarihinden sonra bu pandemi süreciyle beraber böyle köprünün altından biraz sular aktı. Ve bence tabii bu sene sınava hazırlanan öğrenciler aslında iki sınava giriyor gibi oldular. Sınavlardan bir tanesi o 70-75 gün boyunca evde kalma kısmıydı aslında. Ki bunu aştılar, hallettiler. Umarım cumartesi günü girecekleri LGS sınavı da en iyi şekilde geçecek. Şimdi tabii pandemi süreciyle beraber Milli Eğitim Bakanlığı da hemen aksiyon aldı. Ve öğrenci arkadaşların konularını malumunuz sınırlandırdı. Birinci dönem konularıyla sınırlandırdı. Milli Eğitim Bakanlığı'na son katıldığı özellikle programlarda en son gelen sorular şu yöndeydi. Yani sadece ve sadece birinci dönemden sorular sorulacak. Soruların derinliği ne şekilde olacak? Yani geçtiğimiz yıllara göre daha zor mu sorular sorulacak gibi böyle. Sorular sordu moderatörler. Milli Eğitim Bakanlığı hayır, kesinlikle böyle bir şey yok. Sadece konu sınırlandırması yaptık. Bu soruların daha derin olacağı, daha zor olacağı anlamına gelmeyecek şekilde. Açıklamalar da bu anlamda tabi bulundu. Tabi aldığı yine Milli Eğitim Bakanlığı'nın önlemlerden bir tanesi de birazdan üzerinden geçeceğiz zaten. Önemli olduğunu düşündüğümüz noktalardan bir tanesi de öğrencilerin kendi okullarında sınava girmesiyle ilgili aldıkları aslında karardı. Onunla ilgili bir takım hatırlatmaları birazdan, bir takım uyarıları zaten sizlere yapacağım. Şöyle ilerleyelim, şöyle gidelim. Şimdi birkaç gün önce tabii öğrencilerin sınava giriş yerleri belirlendi. Zaten her öğrenci kendi okulunda sınava girecek diye çok önce bunun duyurusu yapılmıştı ama öğrenciler kendi okullarında hangi sınıfta ve hangi sırada sınava girecekler? Bununla ilgili bir açıklama geldi. Diğer yıllardan farklı olarak tabii öğrenci arkadaşların sınav sabahında yanlarında sınava giriş belgesi götürmelerine artık gerek olmadığı da özellikle yapılan açıklamalar içerisinde vurgulandığı. Saat 9.30'da sınav başlayacak. 9.30'dan yarım saat önce okul müdürlükleri zaten öğrencilerin sınava girecekleri sıraların üzerine sınav giriş belgelerini yerleştirecekler. Tabii diğer yıllardan farklı olarak öğrencilerin yanlarında işte iki tane kalem, silgi ve işte kalem tıraş bulundurmalarıyla ilgili uyarılar da yapıldı. Ben burada öğrenci arkadaşlara hep şunu söylüyorum. Biraz böyle uzaktan eğitimle beraber dijitale çok fazla alıştık. Son özellikle 3-4 gün özellikle kurşun kalemle çalışma yapmalarını ve kurşun kalemle yapacaklarsa o deneme sınavlarını çözmelerini tavsiye ediyorum. Tekrar eski alışkanlıklarına dönmeleri bağlamında. Yine kimlik kartlarıyla ilgili bir açıklama geldi, yapıldı. Normalde tabii öğrencinin kimlik kartının üzerinde fotoğrafı olması gerekiyordu ama bu seneye mahsus olmak üzere eski kimlik kartını kullanacak öğrencilerin de işte kimlik kartlarının üzerinde fotoğrafları olmasa da bunun geçerli olduğu söylendi. Yine tabii alınan önlemler doğrultusunda okulda sadece ve sadece görevli olan birkaç kişi, yani sınavla ilgili görev olan Milli Eğitim tarafından atanmış kişilerle okulda çalışanlardan sadece belli personel okul binasına alınacak ve sınavla ilgili bahçeye alınacak. Tabii bu doğrultuda okulların kantinleri de aşılmayacak. 45 dakikalık bir ara var. Bu 45 dakikalık aranın içerisinde okul kantinleri kapalı olacağı için öğrencinin içeriden yiyecek ya da içecek su alması durumu söz konusu değil. Bu yüzden sınav sabahı yanlarında gelirken su bulundurmaları konusunda yine Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklama yapıldı. Yani öğrenciler yanlarında dezenfektanlarını, kendi mendillerini ve sularını getirebilecekler diğer malzemeleriyle beraber yine aynı şekilde. Tabi biraz önce söylediğim gibi okul bahçesine sadece görevli kişiler alınacak. Normal şartlar altında okul bahçesine aileler girebiliyorlardı. Ama aileler artık okul bahçesine alınmayıp sadece öğrenci ve görevli arkadaşların girmeleri okula sağlanacak bu bağlamda. Tabii şu bir ara böyle çok tartışması olan konulardan bir tanesiydi. Öğrenciler maskeyle beraber gidecekler. Sınav salonuna kadar
maske takacaklar, sınava da maskeyle mi girecekler diye. Bununla ilgili işte bilim kurulunun tavsiyesi üzerine sınıfın içerisine öğrenciler girdikten ve sıralarına yerleştikten sonra sosyal mesafe sağlanmasıyla beraber öğrenciler maskelerini çıkartabilecekler ve arzu ederlerse de sınav esnasında maske kullanmayacaklar. Ama tabii burada sınav boyunca maske kullanmayı tercih eden öğrenci arkadaşlarımız olabilir. Onlara da tavsiyemiz özellikle bu son 3-4 gün içerisinde yapacakları deneme sınavlarını eğer sınav boyunca maskelerini çıkarmayacaklarsa maskeyle yapmaları şeklinde oluyor. Yani evde yapacağınız deneme sınavlarını eğer maskenizi sınavda kullanacaksanız aynı şekilde maskeyle yapmanızı ne yapıyoruz? Bu anlamda tavsiye ediyoruz. Yine önemli tavsiyelerden bir tanesi bence tabii sınav günü öğrenci arkadaşların rahat kıyafetlerle gelmeleri. Ki genelde öğrenciler baktığımızda sınav günü, sınav sabahı eşofman tercih ediyorlar. İşte spor ayakkabı tercih ediyorlar. Yine bizim burada önerimiz öğrenciye rahat kıyafetlerle sınava gelmeleri. Burada tabii 9.30'da başladıktan sonra sözel sınav bitimiyle beraber 45 dakikalık bir ara var. Bu 45 dakikalık arada öğrenciler sadece okulun bahçesine çıkabilip bahçenin dışına çıkamayacaklar ve bahçede de tabii sosyal mesafe kurallarına uymaları beklenecek. Bununla da ilgili yine sosyal mesafeye öğrencilerin uymasıyla ilgili ve Milli Eğitim tarafından atanmış görevliler bahçede zaten görev alıyor olacak ama burada tabii özellikle benim dikkatinizi çekmek istediğim bir nokta var arkadaşlar. Birinci sınav bitecek. Bitmesiyle beraber bahçeye çıkacaksınız ve tabii hepiniz birbirinizi biliyor ve tanıyor olacaksınız. Ve sosyal mesafe kurallarına dikkat ederek bir araya gelseniz bile belki birinci sınavın kritiğini değerlendirmesini yapma gereği hissedebilirsiniz ama bundan sakınmanızı tavsiye ediyorum. Yani mutlaka işte 7. soru, kimisi diyecek ben A yaptım, kimisi diyecek ben B yaptım falan. Sorunuz birinci sınavdaki sorulara takılmasın, aklınız takılmasın. Biz bunu şey diye tanımlıyoruz hatta böyle dikkat tortusu diye tanımlıyoruz. Dikkat tortularının beyninizde, zihninizde oluşmaması adına arkadaşlar mümkün mertebe o 45 dakikalık arada da işte bahçenin içerisinde yürüyerek ya da sohbet edecekseniz sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde havadan sudan şeyler aslında arkadaşlar konuşmaya çalışarak o 45 dakikayı değerlendirmeye çalışın. Önemli noktalardan bir tanesinin de bu olduğunu ben açıkçası düşünüyorum. Tabii çok iyi biliyorsunuz ki bu sene sınava giren öğrenci sayısı çağ nüfusunun geçtiğimiz yıllara göre %40-%50 daha fazla olmasından dolayı daha fazla. Milli Eğitim Bakanı'nın 2 gün önce söylediği rakamlara göre tam ayrıntılı rakam vermiyor ama 1 milyon 600 binin üzerinde öğrencinin sınava girişiyle ilgili otomatik ataması yapıldığını söyledi. Burada tabii beklenen şeylerden bir tanesi de özellikle okulların tabii kontenjanların artırılmasıydı ve bununla ilgili geçtiğimiz günlerde de arkadaşlar kılavuz yayınlandı. O kılavuza da hemen baktık tabii ilgili kısımlarına biz. Evet. 2019-2018 rakamları birbirleriyle aynıydı ama 2020 kontenjanlarını incelediğimizde %40 ile %50 arasında okullarda kontenjan artışları olduğunu gördük. Ben sadece ve sadece Aydın'daki Fen Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi ve Anadolu puanını alan Anadolu liselerinin buraya kontenjanlarını tabii bir önceki seneyle karşılaştırabilmemiz anlamında tablo olarak aldım. Yine tabii meslek liselerinde, İmam Hatip liselerinde de artış var. Şehir dışını tercih edecek olan arkadaşlar için de tabii İstanbul, İzmir başta olmak üzere diğer tüm illerdeki yine benzeri kontenjan artışlarını görüyoruz. Hatta dün yine Milli Eğitim Bakanımızın bir mülakatta açıkladığı kadarıyla geçen sene merkezi puanla öğrenci alan okulların kontenjanı 140 bindi. Bu sene Türkiye genelinde bunu 213 bine çıkardık diye bir açıklamada da kendisi özellikle tabii bulundu. Şimdi tabii biraz da böyle günlük rutinlerle ilgili uyarılarda bulunmak istiyorum ya da dikkatinizi başka noktalara da aslında çekmek istiyorum. Pandemi süreci boyunca tabii evdeydiniz, okul yoktu.
ve bu süre içerisinde yatma, kalkma ya da yeme içme alışkanlıklarınızla ilgili bir takım şeyler değişmiş olabilir. Burada özellikle bizim öğrencilerden istediğimiz şey son günlerde gece, sınav gecesi, sınavdan bir gece önce kaçta yatacaklarsa o saatte yatmaya ve sınav sabahı kaçta kalkacaklarsa o saatte kalkmaya kendilerini tekrardan aslında alıştırmaları ve rutinlerini, günlük rutinlerini aslında bir şekilde buna döndürmeleri. Çünkü evde olduğunuz bu saatlerde dediğim gibi yatma kalkma saatleriniz arkadaşlar değişiklik göstermiş olabilir. Sınavdan bir gece önce de uykuya daha rahat, daha kolay geçebilmeniz anlamında da arkadaşlar bu rutinleri sınava uygun hale getirmenizde yarar var. Hatta ve hatta şunu söylüyorum ben her sene mutlaka adaylara, cuma günü yani sınavdan bir gün önce her zaman kalktığınızdan biraz daha işte erken kalkabilirseniz, gün içerisinde böyle uzun bir yürüyüş yapıp böyle fiziksel anlamda da biraz kendinizi yorarsanız, çok da yormayacak şekilde tabii, cuma akşamı uykuya geçmeniz bu anlamda ne olabilir? Biraz daha rahat olabilir. Tabii çok nadir, çok ender olarak bazı arkadaşlar da sınav gecesinde işte uykuya geçmekte zorluk çekebiliyorlar. Hafif heyecan etkisiyle beraber. Eğer uykuya geçemezseniz de arkadaşlar hiç sıkıntı yok, hiç problem yok. Yıllardan beri birçok öğrencide gözlemlediğimiz bir durum var. Öğrenci arkadaşımız sınav sabahına uyandığında her zaman uyuduğundan biraz daha az uyku almış olsa bile aslında vücutta bir adrenalin yüklemesi dediğimiz bir olay gerçekleşiyor. Bu adrenalin yüklemesi sayesinde sınav esnasında öğrenci işte dikkatten kaynaklı bir takım kaynaklar, kayıplar aslında ne yapmıyor? Yaşamıyor. O yüzden sıkıntı yok. Bunu da aklınızın köşesinde bu anlamda bulundurabilirsiniz. Tabii son 3-4 gün yine zihni ve vücudu dinlendirici bir takım faaliyetler yapmakta arkadaşlar yarar var aslında baktığımızda. Ya bu kimisi için işte müzik dinlemek olabilir. Kimisi için uzun yürüyüşler olabilir. Artık dışarıya da çıkabiliyorsunuz. Hiçbir sıkıntı yok, problem yok. İşte komedi filmi izlemek olabilir. Yani mümkün mertebe işte sınavla ilgili konuşmalardan aslında uzak kalmaya, uzak durmaya çalışmak gerekiyor bu süreç içerisinde. Neyse sizi dinlendiren şey, o dinlendiren faaliyetleri yapmakta bu anlamda bu 3-4 günlük zaman dilimi içerisinde yarar var. Genelde öğrenci arkadaşlar şunu soruyorlar. Hocam ne zamana kadar ders çalışalım, ders çalışmayı ne zaman bırakalım diye bu soru çok fazla gelebiliyor baktığımızda. Genelde bizim tavsiye ettiğimiz şey tabii perşembe akşamı itibariyle bu ders kesimini sağlamak. Ama bu öğrencinin tabii durumundan durumuna baktığımızda aslında değişiklik gösterebiliyor. Ve mümkün mertebe o son birkaç günde de yeni kaynaktan bir takım bilgilere bakmaktansa aslında elimizde daha önceden çıkartmış olduğumuz notlardan bir takım tekrarlar yapmak çok mantıklı. Çünkü bazen de yeni bir kaynaktan işte daha önceden çalışmış olduğumuz bir konuya baktığımızda ya bu kaynakta bu konuyu şu şekilde anlatıyormuş, aslında burada şunu diyormuş gibi böyle bir takım işte kaygıya sebep olabilecek durumlarla öğrenci arkadaşlar karşılaşabiliyorlar. O yüzden mümkün mertebe o tekrarları da daha önce çıkarttığımız özetlerden yapmak bence bu anlamda çok mantıklı. Tabii biraz da sınavla ilgili düşünceler ve duygular kısmına aslında geçecek olursak, burada birçok kavram çıkıyor karşımızda. Heyecan kavramı çıkıyor, kaygı kavramı çıkıyor, stres kavramı çıkıyor, panik kavramı çıkıyor. Ve çoğunlukla aslında bu kavramların da birbirleri yerine ikame edildiğini, birbirleri yerlerine konduğunu aslında düşünüyoruz. Birçok öğrencinin özellikle sınav sabahına uyandıkları zamanda ya da sınavda, gerçek sınavda ilk dakikalarda aslında hissettikleri duygu çoğunlukla kaygı olmuyor, heyecan duygusu oluyor. Heyecanın tanımını buraya da koydum. Farklı duygusal sebeplerle ortaya çıkan güçlü ve geçici duygu durumu olarak aslında biz heyecanı ne yapıyoruz? Tanımlıyoruz. Ve herhangi bir görevi yerine getirmek istediğimizde
heyecan durumuyla beraber vücudumuzda salgılanan hormonlarla aslında fiziksel olarak ve zihinsel olarak vücudumuz buradaki hedefi gerçekleştirmeyle ilgili aslında tetikleniyor. Yani baktığımızda bu iyi bir duygu, iyi bir şey. Bunu ben şeye benzetiyorum. Yani hani bir bilgisayar kapalıyken o bilgisayar hemen düğmesine basmamızla beraber açılmıyor da belli bir süre geçmesi gerekiyor ya. İşte o süre esnasında da bilgisayar aslında tam anlamıyla çalışması için kendini bir şekilde ya da parçalarını, konfigürasyon içerisinde parçalarını bir şekilde ne yapıyor aslında? Hazır hale getiriyor. Burada yaşanan o tatlı, yani kaygıya dönüştürmeden, paniğe dönüştürmeden yaşadığımız o tatlı heyecan da aslında bir şekilde görevi, ki burada görevden kastettiğim şey sınavı, sınav esnasında en iyi şekilde performans ortaya koymamızla ilgili beynimizi, zihnimizi aslında hazır hale getiriyor. Yani sınav sabahı ya da sınavdan önce bu tür heyecanlar yaşarsanız arkadaşlar, başta bunun normal olduğunu kabul etmenizde ya da buna bu gözle bakmanızda arkadaşlar ciddi bir şekilde yarar olduğunu, fayda olduğunu ben düşünüyorum. Tabii maalesef sınavlarla ilgili, yani gerek üniversite sınavları gerek LGS sınavlarına çok farklı anlamlar da yükleniyor. Bu anlamlardan bir tanesi de aslında, yani bu sınavlar, işte LGS sınavı olsun, diğer sınavlar olsun, öğrencilerin sadece sayısal ve sözel alanda bir takım konularla ilgili bilgilerini ölçen sınavlar değil de sanki kişiliğinin değerlendirilmesi gibi tabii öğrenciler tarafından algılanıyor. Tabii öğrenci bunu algılarken bunu kendi kendine yapmıyor. Bunu sosyal olarak aslında dışarıdan aldığı mesajların belki etkisiyle ciddi anlamda alabiliyor. Bu konudaki düşüncelerimi düzenlerken ya da sınava anlam yüklerken bu bahsettiğim noktaya arkadaşlar dikkat etmek gerekiyor. Sınavlar kesinlikle ve kesinlikle sizin değerinizi ölçen sınavlar değil ya da bir kişilik testi değil bu anlamda. Sadece ve sadece belli alanda aslında bilgilerinizi ölçen bir sınav bu sınav. Ve tabii buna paralel olarak bir duygu daha, bir düşünce daha yine belki aileden, öğrencinin ailesinden ya da işte çevresinden aldığı mesajın etkisiyle beraber öğrenciler bu sınavları bazen ailelerini veya çevrelerini temsil ettikleri sınavlar olarak da görebiliyorlar. Ve hatta bunun ışığında da işte bir takım bilişsel, psikologlara bilişsel çarpıtma dedikleri o çarpıtmalar içerisine girebiliyorlar. Mesela bu çarpıtmalardan bir tanesi öğrencinin işte kendini etiketlemesi. Yani ben sınava hazırlanan bir öğrenciyim. İşte bir sınava gidiyoruz. Deneme sınavı yaptım. Deneme sınavından sonra kontrollerimi gerçekleştiriyorum. Çok basit olduğunu, daha önceden yaptığını düşündüğüm bir soruyu yapamıyorum ve kendime orada bir takım etiketler ne yapıyorum? Yapıştırıyorum aslında. Bu tür işte düşüncelere kaynaklık eden işte sınavla ilgili, sınavlarla ilgili aslında yüklediğimiz anlamlar oluyor, anlamlar oluşturuyor. Bu da şundan kaynaklanıyor. Az düşünmekten kaynaklanıyor. Az düşünmekten kastettiğimiz aslında şu. Yani normalde gün içerisinde yapılan araştırmalara göre insan beyninden 24 saat içerisinde 70 bin tane düşünce geçiyor. Ama bu 70 bin tane düşünce nasıl düşünceler? Bizim az düşünmekten kastettiğimiz şey de aslında bu negatif düşünceler yerine pozitif düşünceleri bilinçli bir şekilde az üretmemiz. Yani kastetmeye çalıştığım tam anlamıyla bu. Çünkü daha önce de bu fotoğrafı verilerle işte görüştüğümüz sırada kullanmıştım. Belki siz de yaptığınız sonunda da kullanmıştım. Biz biraz sonra kültür olarak ona odaklıyız. Olumsuzluklara ciddi anlamda odaklıyız. Yerleşik dilimizle, yerleşik dil kalıplarımızla bu doğrultuda artık oluşmuş durumda. Mesela böyle bir fotoğrafı gördüğümüz anda bile ne diyoruz? Tepki olarak verdiğimiz tepkilerden bir tanesi ne işte? Bir kuş sütü eksik. Yani böyle bir masanın üzerinde bile bir eksikliği buluyoruz. Sürekli olarak eğitimin ilk yıllarından itibaren yapılan şey de aslında bu. Sürekli eksiklerimizin aslında bulunması ve o eksiklerimizi kapatmakla ilgili mücadele içerisine sokulmamız. Ama akademik anlamda özgüveni, kendimize olan güveni arttırmanın yollarından bir tanesi aslında yapabildiğimiz, girdiğimiz taraflara da bakmamız. Mesela öğrencilerle yaptığım ben çalışmalarda şunu söylerim.
öğrencilere hep şunu söylerim. Yani yapamadığın konuları yaz. O yapamadığın konular üzerinden sen kendine plan program oluştur denir. Evet, mutlaka program oluştururken zaten bu çok önemlidir. İnsanın kendini tanıması, bilmesi. Ama ben derim ki yapabildiğin konuları da, yani becerebildiğin, yapabildiğin konuları da bir liste halinde yazarsan ve bunları karşına alırsan, bu anlamda kendine olan güvenini arttırma şansına sahip olabilirsin diye öğrencilere bununla ilgili yazma çalışmaları yapmalarını sağlamaya çalışırım. Tabii şöyle bir kural var tabii. İnsanın düşünceleriyle ilgili. İnsanın zihni kurduğu senaryoları bir şekilde ne yapıyor arkadaşlar? Yaratmaya çalışıyor baktığımızda. Bu senaryolar çok önemli. Ve bu senaryoların olumlu olup insan beyninin zihnini olumlu bir şekilde tetiklemesiyle ilgili aslında baktığımızda birçok alanda, birçok dalda çalışmalar yapılıyor. Mesela şunu düşünelim. Bir sunum var. Ben sunumlar yapıyorum. Bu sunuma hazırlanırken böyle o sunumun öncesini, o sunum anını ve sunumdan sonra yaşadıklarımı eğer olumsuz bir senaryonun içerisinde kasetlerle döndürürsem beynim bir şekilde oradaki olumsuz senaryoyu yaratmak adına bir şekilde ne yapıyor arkadaşlar? Vücudumu programlıyor. Zihnimi aslında bir şekilde programlıyor. Bunun tam tersi bir şekilde bir sunum gerçekleştireceğim. O sunumu gerçekleştirmeden önce o sunumun öncesini olumlu bir takım imajlarla ya da sunum esnasında yine olumlu bir takım imajlarla kaset altına ya da kayıt altına aldığımda yine o olumlu kayıt doğrultusunda ne yapıyor? Vücudum ya da beynim vücudun diğer bölgelerine olumlu sinyaller gönderiyor. Eğer bu süreç içerisinde siz de sınav günüyle ilgili, sınav anıyla ilgili olumsuz bir takım senaryolar zihninizde, beyninizde yaratıyorsanız öncelikli olarak onları bir durdurup o düşünceleri ya da o senaryoyu bir şekilde yakalayıp onun yerine arkadaşlar olumlu senaryoları ne yapabilirsiniz aslında yerleştirebilirsiniz. Buna aslında işte imajinasyon çalışması da deniliyor. Bunun en fazla kullanıldığı alanlardan bir tanesi de arkadaşlar mesela spor, spor alanı. Burada artık sporculara mesela düşünün bir basketbol takımı sadece fiziksel egzersiz yaptırılmıyor. Zihinsel egzersizler de yaptırılıyor. Yani normalde işte bir maça hazırlanacak oyuncular fiziksel anlamda antrenmanlar yapıyorlar. Ama onun haricinde imajinasyon çalışmalarıyla beraber sürekli olarak o maçla ilgili görselleri ya da o maçın zihinlerinde oradaki basketbol oyuncularına ne yapıyorlar? Oynattırıyorlar. İşte serbest atış yaptırıyorlar. Maçın içerisinde işte üçlük attığını hayal etmesini sağlıyorlar. Ya da işte maçın sonunda bir galibiyet elde ettiklerini oradaki oyunculara çalışmalarla ortaya koyuyorlar arkadaşlar. Ki bununla ilgili yapılan çalışmalar da çok ciddi anlamda işte zihinsel antrenmanla çalışan basketbol oyuncuların ya da zihinsel antrenmanla çalışan sporcuların en az fiziksel anlamda yapılan çalışmalar kadar olumlu sonuca ulaştıklarını, olumlu sonuç alabildiklerini ne yapıyor? Gösteriyor bu anlamda. Şimdi ben tabii hızlı hızlı anlattım, hızlı hızlı devam ettim. Bu arada sizin sorularınız varsa o soruları da buradan alabilirim. Soru var mı acaba hiç? Evet. Şimdi yayın için ayrılan süre 30 dakikaydı arkadaşlar. Bu 30 dakikanın içerisinde işte bir 24-25 dakika kendim konuşayım. Arkasından soru cevap yaparız. Belki öğrencilerin soruları vardır. Onları alırız diye düşündüm. Evet, hocalarım da bağlanmaya çalışıyorlar.
Merhaba. Sesim geliyor mu? Görebiliyor musunuz? Evet, sınav sırasında heyecanlandığımızda heyecanımızı kontrol altına almak için ne yapalım diye bir soru geldi. Dedim ya, yani duyguları önce çok doğru tanımlamak gerekiyor aslında. Heyecan ve sınav kaygısı ve stres ne? Doğru koymak gerekiyor. Öğrencilerin sınav sabahına uyandıklarında ya da sınav başladığında ilk anlarda zaten %99 oranında hissettikleri duygu aslında heyecan duygusu. Güçlü ve geçici bir duygu bu baktığımızda. Ve muhtemelen de zaten ilk soruların çözülmesiyle beraber bu heyecan normal bir düzeye zaten geliyor. Çünkü biraz önce söylediğim gibi orada var olan o duyguya bir takım hormonlar eşlik ediyor. O hormonlar da aslında beynimizi tetikliyor. Yani şöyle söyleyeyim. LGS tarzı sınavlar arkadaşlar biliyorsunuz. Bilgi geri çağırma sınavları. Yani normal zamanlarda ders çalışırken uzun süreli hafızamıza aktarmış olduğumuz bilgileri sınav esnasında biz ne yapıyoruz? Geri çağırmaya çalışıyoruz. Geri çağırma sınavları. İşte geri çağırma işlemi esnasında da bizim kısa süreli belleğimiz devreye giriyor. Kısa süreli belleğimizin devreye girmesi, çalışır belleğimizin devreye girmesi de buradaki seçici dikkatimizi ya da stratejik dikkatimizi sınav görevine verebilmemizle ilgili de o heyecan duygusu aslında beynimizi tetikliyor ve harekete geçiriyor. Eğer bu biraz fazlaysa arkadaşlar, burada yapacak şeylerden bir tanesi şu. Mesela kendimize kuş bakışı bakabiliriz. Normalde bizim aslında iki beynimiz var. Bu beyinlerimizden bir tanesi duygusal beynimiz, bir tanesi de mantıklı beynimiz. Duygusal beynimizi limbik sistemle biz anlatıyoruz. Mantıklı beynimiz dediğimiz beynimiz de aslında frontal kortekste. Eğer bir adım geri çekip duygularımızı o anda, düşüncelerimizi o anda fark eder ve frontal bölgemizden üreteceğimiz o mantıklı düşünceleri arkadaşlar devreye sokabilirsek bu bile o heyecanın bastırılmasına ne yapacaklar? Ciddi anlamda yardımcı olacaktır. Ya da yapabileceğimiz şeylerden bir tanesi de mesela yine tavsiye ettiğim şeylerden bir tanesi, hani normalde evden çıkıyorsunuz, arabaya biniyorsunuz, arabaya bindikten sonra okula geleceksiniz ya, hemen arabaya binmeyin. Biraz da evden erken çıkın diye 7-8 dakika eğer uygunsa apartmanınızın ya da evinizin etrafında yürüyüş yapın. O yapacağınız 7-8 dakikalık yürüyüşün bile aslında ciddi anlamda böyle konsantrasyonunuzu arttıracağını görebilirsiniz. Ya da küçük nefes egzersizleri yapabilirsiniz. Yani sıraya oturdunuz. Kimseye bunu fark ettirmenize de arkadaşlar gerek yok. Sağ elinizi ya da sol elinizi göbeğinizin üzerine alıyorsunuz. Burnunuzdan nefes alıyorsunuz, derin bir nefes alıyorsunuz ama bunu yavaş yavaş yapıyorsunuz. Ve o sırada burnunuzdan aldığınız nefesle beraber göbeğinizi ne yapıyorsunuz? Şişiriyorsunuz. Çektim, biraz durdum. Durduktan sonra ağzımdan bunu boşaltıyorum. Bunu 5-6 kere yapmanız bile yine o heyecanınızı eğer olması gerekenin üzerindeyse kontrol altına alabilmenizi ne yapacak arkadaşlar bu anlamda sağlayacak. Hocam çok teşekkür ederiz katkılarınız için. Hem öğretmen arkadaşlarım adına hem öğrencilerimiz hem kendi adıma teşekkür ediyorum tekrar. Çok önemli noktalara değindiniz. Bu bir performans sınavı, sadece bilgiyi ölçmüyor. O yüzden sakin kalabilmek, süreyi yönetmek de önemli. Bu anlamda öğrencilerimiz de donanımlılar. Siz de çok güzel paylaşımlarda bulundunuz. Tekrar teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Bir tane daha soru var galiba hocam. Ben süreyi bir 10 dakika uzattım. Onu da cevaplayalım, bitirelim olmazsa hocam. Tabii. Normalde daha uzun uyursak sınava, evet. Normalde daha uzun uyursak sınava herhangi bir etkisi olur mu diye sormuş öğrencimiz. Onu biraz önce söylediğim Ömer gibi. Ömer sormuş. Yani bir adrenalin etkisi, adrenalin yüklemesi dediğimiz bir yükleme sınav sabahında aslında gerçekleşiyor. Yine tekrar edeyim, o sabah işte her zaman uyandığımızdan biraz daha erken uyanırsak aslında biraz daha hani fiziksel anlamda işte bir spor yaparak değil de yani belki bir yürüyüşle beraber fiziksel anlamda kendimizi yorarsak uykuya geçmemiz akşamında biraz daha belki ne olabilir, kolay olabilir. Sınav sabahı da her zamankinden daha az uykuyla uyanırsanız da dediğim gibi adrenalin yüklemesi oluyor ve bu sayede dikkatsizlikten kaynaklanabilecek bir takım kayıpların aslında beyin önüne geçmek anlamında bir önlem almış oluyor. Bir önlem mekanizması, önlem sistemini devreye aslında sokmuş oluyor diyebiliriz.
Başka soru var mı? Sizlerin de tabii ilave etmek istedikleri varsa arkadaşlar lütfen, yani bağlantı kurulmuşken. Ben özellikle uyku konusuna değinecektim Fatih Hocam. Ömer'in sorusuyla bu da karşılık bulmuş oldu. Çocuklarımızın sınavdan önceki gece heyecandan uyuyamamaları çok normal. Şöyle bir düşünceye kapılmalarını istemiyorum. Yani gece işte kötü geçti, uyuyamadım, o yüzden de sabah sınavım iyi geçmeyecek gibi. Tam tersine elinizden geldiğince uyumaya gayret ediniz. Ancak diyelim ki uyuyamadınız ve sınava birkaç saatlik uykuyla girdiniz. Yine de vücudunuz ve beyniniz sonuçta aylardır beklediğiniz an geldiği için kendini toparlayacak ve elinden geleni yapmaya çalışacaktır. Uyumuşsunuz gibi bile hissedebilirsiniz kendinizi. O yüzden ne uyumak için ne de uyumamak için kendinizi lütfen sıkmayın. Doğal bir sürece bırakın. Sabah da hafif bir şeyler yiyerek okula gelin. Bizler orada olacağız arkadaşlar. Şu anda yeni düzenlemeler neyi gösterecek? Yani rehber öğretmenlerin bahçeye girmesine izin verecekler mi, vermeyecekler mi? Bunların hepsi bir soru işareti. Ama biz kapının dışında da olsa sizlerleyiz. Sizi bekleyeceğiz. Aralarda sizi görmek için uğraşacağız. Buna emin olunuz. O günü de birlikte geçireceğiz. İhtiyacı evet, olan tüm öğrencilerimize de o gün bu konularda da destek olarak, vereceğiz. Ek olarak hocam da değindi nefes göz konusuna. Öğretmenizle biz çok uzun zamandır nefes çalışıyoruz. Evet. Tabii ki sınav anında birlikte olmayacağız. Ama böyle güçlü duygular hissettiğinizde bunu nefesinizle birlikte yöneteceğinizi çok çok iyi biliyorsunuz. Sadece kendinize kısa bir zaman dilimi tanıyarak sakinleşmek ve tekrar vücudu, beyni, tekrar o kontrolü ele almak çok kolay. Bunu hepiniz deneyimlediniz sene içinde, sınavlarda bu deneyimi yaşadınız. O yüzden onlara güvenimiz tam. Bu performansı da güzel bir şekilde gerçekleştirecekler. Onlara inanıyoruz. Ben kahvaltıyla ilgili birkaç bir şey söyleyeyim. Sizlere tekrar teşekkür ediyoruz hocam. Kahvaltı genelde öğrenci arkadaşların alışkanlığı olmuyor ama bugün gerçekten güçlü bir kahvaltıya ihtiyaçları olabilir. Bir de Milli Eğitim Bakanı'na da bu konuda soruldu. Hani kantinlerde satış yapılmayacak, yiyecek satış yapılmayacak. Hani çocuklar öğrenciler acıkırlarsa diye. O da şöyle bir yöntem önerdi. Yani aileler bahçeye giremeyecekler ama bahçenin içinde kalacaklar. Yanlarında aileler isterlerse yemek getirebilirler. Ve görevliler aracılığıyla çocuklara bu yemekleri ulaştırabilirler gibi. O da bir çözüm önerisi sundu bu anlamda. Ama tabii ki yemeğe de güvenmekten ziyade güçlü bir kahvaltı da aslında sınava katılmak bence çok önemli. Kritik noktalardan bir tanesi. İki oturum arasında ne yapılmasını önerirsiniz diye bir soru geldi. Biraz önce söylediğim gibi orada önemli noktalardan bir tanesi o 45 dakika aslında sınavı konuşmamak. Yani birinci seansı aslında konuşmamak. Onun kritiğini, değerlendirmesini yapmamak. Zaten sosyal mesafe kurallarına uymak zorundasınız o aralık içerisinde ve mümkün mertebe yani yürüyüş yaparak işte lavabo tuvalet ihtiyacınızı gidererek ne yapabilirsiniz? Giderebilirsiniz. Çünkü hep şunu söylüyoruz. Olumlu duygular bulaşıcı olduğu gibi olumsuz duygular da bulaşıcı. Ve orada herhangi bir sınavla ilgili, daha doğrusu soruyla ilgili gelebilecek olan yorumu aklınız takılabilir. Biz ona dikkat tortusu diyoruz bu anlamda. O dikkat tortularına takılmamak anlamında mümkün mertebe sınavı konuşmadan zaman geçirmeye çalışın ve yürüyüş yapın. Bol bol bence bahçenin içerisinde arkadaşlar yürüyüş yapın. Aslında geçen seneden biliyorlar tabii ki öğrencilerimiz ama bu seneki öğrencilerimize bunu yapma şansımız olacak mı bilmiyoruz. Normalde biz bahçemizde aralarda müzik yayını yaparak dörderli ya da beşerli gruplar halinde yürüyüş yapıyoruz. Çünkü beyni uyku modundan çıkarmak istiyoruz. Hem vücudun da hareket etmesi ve sürekli oturunca uyuşmalardan kaynaklı. Ama umarım yine bunu yapabiliriz. Eğer bizler olmasak bile çocuklar lütfen 4 ya da 5'er kişilik gruplar halinde yürüyüş yapınız. Bol nefes alınız ve kendinizi rahatlatmaya çalışın. Soruları konuşmak hiçbir işe yaramayacak. Moralinizi bozmaktan ya da aklınızı başka şeylere takmaktan başka. Çünkü
Eğer fazla konuşursanız önceki yaşantılar maalesef sonrakileri etkileyecek ve belki de ikinci oturumda çok yüksek bir performans sergileyeceksiniz. Bunu kendi son kendinize soruyla cevaplayalım engellemiş hocam, olacaksınız. Bu çok önemli bir ricadır. Lütfen bunu dikkate diyor. Alın çocuklar. Yani bakanlığın bize söylediği kadarıyla sadece şey getirebiliyoruz yanımıza. Dezenfektan alabiliyoruz, peçete alabiliyoruz ve su alabiliyoruz. Yiyecek içecek kesinlikle şu aşamada getiremiyoruz. Onları getiremeyeceğiz tabii. Yani sınav esnasında onları tüketemeyeceğiz. Onları yanımızda bu yüzden bulunduramayacağız. Evet. Okulumuzda başka öğretmenler görevli olacağı için bunlara karşı da çıkabilirler. O yüzden risk almamak lazım. Normal sınav koşullarına uymakta fayda var. Evet. Bu konuyla ilgili Batman'ın bir tehditle karşı karşıya gelmiş bu soruya Gözde Hocam cevap verelim. Delilerle yapacağımız onu sınavdan zaten sonra birlikte halledebiliriz. Batman'ı da burada kalacağım özellikle annesinin 6.30'daki yayına bağlanması. Tamam yazdı evet, o da. Öyle diyelim. Evet, başka soru yoksa ben herkese katılımından dolayı çok teşekkür ediyorum. Herkese de başarılar diliyorum. Kolaylıklar diliyorum.